geldikleri gibi giderler. Kartal İstinbotu'nda işte bu haykırışla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın ilk işaretini verdi. Gemi Mühendisleri Odası Sosyal Etkinlikler ve Fotoğrafçılık Komisyonu da bu milli mücadelenin denizdeki anıtlarından biri olan Kartal İstinbotu'nun tarihini, bulunmasını ve restore edilme sürecini derledi. Kartal İstinbotu'nun milli mücadelede yer alan tarihini Profesör Doktor Orhan Çekiç işte böyle anlattı. Günlerden çarşamba. Tarih 13 Kasım. Öğlen saatleri, saat 12. Bir manga karşılıyor onu. Bir manga, 11 asker, hiç değilse gelen bir generaldir diye lütfetmişler, o karşılıyor. Haydarpaşa'nın hemen merdivenlerinin aşağısında sağ tarafta şu son 10-15 yıla kadar bir kahvehane vardı. O kahvehane onun döneminde de vardı. Orada oturur, oturmak zorunda kalır çünkü. Orada çay içmek zorunda kalır, orada ağlar. Saatlerin çakışmasıdır. Ne yapalım ki işte 55 parça düşman donanması o dakikada geliyor İstanbul'a. Seyri Sefahin durduruyor. Karşıya geçmesi mümkün değil. O gemileri seyretmek zorunda kalıyor. O 1915'te geçit vermediği düşman donanması işte şimdi artık azınlıkların çığlıkları arasında. İstanbul'da bütün azınlıklar, bütün kıyılarda dehşetengiz bir şekilde Yunan bayrakları sallayarak, onun bunun bayrağını sallayarak gelen gemileri teşhir ediyorlar, karşılıyorlar, alkışlıyorlar. Bu gemilerin her biri 50 metre, ortalama 55 metre. 55-56 civarında parça da gemiler 100'er metre. O yüzden biz 5,5 kilometre olduğunu biliyoruz. Bir ucu bu adalarda, bir ucu geliyor Domavaç'ın önüne. Çelik bir ağ gibi boğazı ikiye bölüyor. O yüzden seyri sefer durduruluyor, bunları izlemek zorunda kalıyor. Ben size ölmeyi emrettim dediğim, o emri verdiği zamanki Mehmetçiği görüyor gözün önünde. O Mehmetçik bunlara yol vermemişti çünkü, arı burnunda. Ama şimdi işte o gemiler, padişahın da onayıyla, devletin onayıyla, ellerini kollarını sallayarak İstanbul'a geliyorlar. Mecburen istiyor. Sonra bir siren sesi, seyri sefahin başlayabilir. Kendisini beklemekte olan Kartal İstinbotu'na yürüyor. Yanında yaveri, İstanbul'daki yaveri Cevat Abbas Gürer. Yüzbaşı Cevat Abbas Gürer. Kartal'la Kadıköy'e geçecekler. Kafasında henüz kararını vermemiş vaziyette, kısa zamanda kararı da verecek. Beşiktaş Akaretler 76 numara anası Zübeyde'ye mi koşsun? Yoksa gelir gelmez o haliyle İngilizlerin tepesine mi binsin? Tepesine binmeyi tercih eder. İngiliz nerede? Perapalas'ta. Şoföre Perapalas'a gidiyorlar. Çünkü Perapalas'ın 4 katlı otelin 2 katı otel hizmeti veriyor. 2 katı bedelini Osmanlı Devleti'nin ödediği para karşılığı İngiliz karargahı. Düşmanın İstanbul'u işgal edenlerin karargah olarak kullandıkları yer Perapalas. Başka otel yokmuş gibi, anasının evi yokmuş gibi, İngilizlerin karşısına dikilmek için inadına Pera diyecektir. Ama biz şimdi Kartal'dayız, karşıya geçmeye çalışıyoruz. Karşılıklı olarak yaveriyle kızgın bir ifadeyle konuşurken aniden bakıyor ki Cevat Abbas elinde değil, ağlıyor. Cevat Abbas'ın gözünden sicim gibi akan yaşlarla baktığı yere kendi dönüp bakıyor. Kime bakıyor da ağlıyor bu diye. Sırtına dönüp de arkaya baktığı zaman tam o esnada Kartal İstinbotu Yunan Averof zırhlısının demir attığı yerden geçmekte. Tam onun kıyısından geçmekte. İşte yaver Cevat Abbas Gürer Yunan zırhlısının demir attığını görünce kendini tutamayıp ağlıyor. Güya söz vermişlerdi. Yunan zırhlıları gelmeyeceklerdi. Yok, gece geçeceklerdi. Şuydu buydu. Sözleşmede ne yazarsa yazsın, sözlerinde durmaları mümkün mü? İşte onun baktığı yerdeki Averof zırhlısını görünce döner, ağlama çocuk der. Ağlama. Geldikleri gibi giderler. Bu bir anekdot sevgili dostlar. Biz bunu sloganlaştırdığımız için bu kadarcık cümleyi biliyoruz. Aslında bunun devamı var. Cevat Abbas Gürer'in kendi anılarında anlattığı bir anekdottan elbette aktarıyorum ben de.
Bunu söyledim der. Paşa gözlerimin içine baktı. Ağlama çocuk. Bir gün geldikleri gibi giderler dedi. İçimden coştum adeta, dedim ki paşam, içimden öyle bir duygu taşıyorum ki bu size kısmet olacak dedim. Bana dedi ki, görelim bakalım çocuk, zaman ne gösterecek. Kurtuluş Savaşı'nın ardından denizcilik işletmelerine verilen İstinbot, 1974 yılında özel sektöre devredildi. Sahibi olan Aret Bey'den Kartal'la anılarını dinledik. O zaman da Denizcilik Bankası Kartal Rumorkörünü satıyor, Umre'ye satıyor. Dedik ki biz bunu alsak acaba, bize iş verir misiniz? Dedik ki memnuniyetle size maddi yardıma da buluyoruz. Ve dolayısıyla böylelikle Kartal Rumorkörünün sahibi olduk 1974'te. Tabii aldığımız zaman uzun bir bacağı, efendim 3 genişlemeli buhar makinesi, şey kazanları, kömür kazanları vesaire vesaire. Tabii bunları tadil ettik. Tadil ettik ve mesleğimize uygun hale getirdik. Ve uzun seneler bu rumorkör bize hizmet etti. Hatta şöyle söyleyebilirim. Şirketin omurgası oldu. Ve OPA'dan İskenderun'a kadar hizmet verdi. Tarihi İstinbot 2014'ten itibaren hurdaya ayrıldı. Kasım 2016'da denizci Arif Ertik'le gazeteci Gökhan Karakaş, Tuzla'da ıssız bir koyda yarı batık halde olan Kartal İstinbot'unun bulunma ve restore edilmesiyle ilgili mücadelelerini dile getirdiler. Cevat Atbas'ın anılarında Mustafa Kemal ile İskenderun dönüşü Haydarpaşa rıhtımında onları karşılayan İstinbot'un isminin Kartal olduğunu öğrendim. Bu anda yıllardır ofisimin önünde yarı batık halde yatan Kartal isimli deniz vasıtası da Alet abimizin teknesiydi. Acaba o tekne, bu vasıta, bu istimot o tekne olabilir mi diye Alet Hovagimyan'ı aradım. Teknenin başından beri isminin Kartal olduğunu öğrendim ve 1911 yurt dışı yapımlı olduğunu da anlayınca şüphelerim iyiden iyiye arttı. Bunun üzerine Deniz Ticaret Odası'nda ne zaman kürsüye çıksam, hangi toplulukta bulunsam, anlattığım konunun dışında ya böyle böyle bir tekne var, bu Mustafa Kemal'in işgal günü Haydarpaşa'ya geldiğinde karşıladığı vasıta olabilir diye anlattım ve bir kamuoyu oluşturmaya çalıştım. Sonunda bir yıldan fazla bir süre sonra Sayın Tansel Tumur bu işi halletse halletse Gökhan Karakaş halleder dedi ve beni gazeteci Gökhan Karakaş ile bu konuyu çözmemiz için tanıştırdı. Konu bambaşka bir boyuta girdi. Kartal İstinbot'u Arif abi ile bulduğumuz zaman Türkiye Cumhuriyeti kadar sağlam olduğunu anlayabildik. Gövdesi pas içindeydi, çürümüştü ama Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu yürek gibi çok güçlü bir kalp atışını hissettiğimizi düşünüyorum ben. Dokunmaya çalıştım, konuşmaya çalıştım. 2016 yılı Kasım ayıydı yine. Tahmin ediyorum da 13 Kasım 2016. Çünkü üzerinden geçen zaman periyodu 13 Kasım 2016'nın Türk tarihine geçen o geldikleri gibi giderler sözüyle nasıl kutsandığını bana bir kez daha öğretmişti. Tabii ki en büyük şansımız Cem Gürdeniz gibi bir stratejist, jeopolitika uzmanı ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin yetiştirdiği bu mümtaz insanın vizyonuyla ilerlememiz oldu. Yatsıyamayacağımız bir isim de Levent Aksoy. Levent abi evladı gibi sevdi Kartal İstinbot'u. Evladına bakar gibi baktı. Onun yanında çalışan gemi mühendisleri, teknisyenler ve teknik ekip Levent abiden aldıkları o duygusal bakışı çok iyi yansıttılar Kartal İstinbot'a ve karşımıza Türkiye Cumhuriyeti gibi ilelebet payidar kalacak bir eser çıktı. Bu tarihi İstinbot'un restore işleri Çiçek Tersanesi'nde gerçekleşti. Süreci Celal Çiçek ve Abdullah Toksöz'den dinledik. Bir gün aramışlar belki. Demişler ki bir bot var. Bir tersaneye çekecektik. O tersane son dakikada vazgeçti. Ya da
doluymuş. Biz Maçuna'da bot bölgenin ortasında kaldık. Bize yardım edebilir misin? Herkes demiş ki olur. Nasıl yardım edeceksek gelin tersaneye önüne. Bakalım nasıl yardım edersek yardım etmeye çalışalım. Onlar da Maçuna'ya botu getirmişler. Bizim vinç denize kadar uzanıyor iskelelerden. Sapanla tersaneye alıp koymuş. Daha ne olduğunu bilmeden onu tersaneye almış olduk. Dolayısıyla ondan sonra olaylar gelişmeye başladı. Bir heyet kurulmuş, müthiş bir heyet. Paralar toplanmış, bazı tersanelere malzeme vermişler vesaire vesaire. Bize de onun işçiliğini yapıp teslim etmek düştü. Tekne batık vaziyette çıktığı için çok durumdaydı. Atıl vaziyette kalmıştı. Biz onu orijinaline uygun olarak, yani %100 demesek de hadi diyelim %90 oranında o daha önce çektikleri ellerinde olan görsellerle vesaireyle zaten bu konunun altyapısını, dizaynını vesairesinde İhsan Beyler yaptı. İhsan Beylerle konuşmuşsunuz. Ona uygun olarak burada kendi işçilerimizle komple revize ettik. Emekli Amiral Cem Gürdeniz denizden çıkartıldığında içinden 30 ton suyla 20 ton kaya boşaltıldıktan sonra Kasım 2017'de kendisinin başkanlığında kurulan Kartal İstimbotunu Kurtarma ve Yaşatma Platformu tarafından yapılan çalışmaları anlattı. Kartal İstimbotu'yla benim tanışmam 2016'nın sonbaharında oldu. Bir gün Gökhan Karakaş aradı. Amiralim dedi böyle bir tekne var. Çok küçük ipuçları var ama en ufak bir ipucu bile olsa dedim ki ben böyle bir tekne varsa ben de varım dedim. Yani üstüne gideriz. Ne istiyorsunuz benden dedim. Siz bizi yönlendirir misiniz? Bir platform kurabilir miyiz? Bunu kurtarmak için ne yapabiliriz? Çünkü benim geçmişte bu yaptığım, kurtardığım iki gemiyle ilgili faaliyetlerimi duymuşlar. Ben de tabii ki evet dedim. Esasında geminin fiziki olarak çok ama çok bence önemi yok. Burada önemli olan bu lafın deniz üzerinde ve istila donanmasının arasından geçerken söylenmesi. Bu lafın anıtlaştırılması lazım. Bu sözün Türk halkı tarafından çok iyi benimsenmesi lazım. Çünkü Mustafa Kemal'i bundan daha iyi özetleyen cümle yok. Geldikleri gibi giderler. Bir hesap adamı, bir strateji adamı. Ve bu inançla ben tamam dedim bir araştıralım bakalım. Neticede nerede bu tekne dedim. Beni işte Kasım ayıydı galiba 2016'nın sanırım 16-17 Kasım gibi Gökhan'la birlikte Tuzla'ya gittik. Perişan halini gördük. Tabii gemi 1911 yapımı. 2016'da 105 yaşında bir gemi var karşımızda. Yani içinizden şu geçiyor. Acaba Atatürk buna gerçekten ayağını attı mı? Güvertesine bastı mı? Karşınızda perişan halde bir tekne var. Bu tekne karşımıza niye 100 yıl sonra çıkıyor? Bir dolu sorular aklınıza geliyor. Arkasından başladık araştırmaya. Tabii tekneyi o durumda gördük. İçimiz kan ağladı. Perişan halde. Batmak üzere zaten. Ama direniyor. Yani sanki bir mesaj veriyor. Ben direneceğim ve üçüncü hayatıma hatta başlayacağım gibi. Ve sonra şöyle bir şeye vardım. Dedim ki bu tekne dedim daha sonra çok meşhur olan bir tekne. Yani İnönü'yü taşıyor. Atılay faciasında ilk giden Struma'nın hazin olayında bölgede bulunan bir şey, meşhur bir romorkör. Böyle kolay unutulacak bir romorkör değil ve tahminim Fethi Tevetoğlu ve Rasim Ferit Talay'da 1965'te vefat ettiğine göre bu tekneyle geçildiğini ve bu tekneye daha sonradan Kartal ismi verildiğini bilerek bu cümleyi yazmış. Böyle bir hipotez sürdük daha doğrusu. Ve bu tekneyi kaybetme şansımızın olmadığını, yani efendim belki de fiilen Atatürk bunda bilmedi. Ama en azından Kartal isimli 105 yaşında bir teknenin elimizin altında olduğunu, en ufak bir şüphe bile olsa Atatürk'ün bu teknede
bu seyahati yapmış olabileceğini, bu teknenin bir sembol olmasının gemi müze olmasından çok daha önemli olduğunu, nedir bu sembol? Geldikleri gibi giderler sözünün sarf edilmesi. O yüzden bunu bir gemi müze olmaktansa bir gemi anıt şeklinde bir şekle sokulması. İstanbul'un görülecek en güzel bir yerinde bu istimbotun üzerine geldikleri gibi giderler yazısını koyularak bu sembolün öne çıkarılmasının uygun olacağını düşündük ve düğmeye bastık. Neticede ben 4 Haziran 2017'de Aydınlık Gazetesi'nde Milli Mücadele İstimbot'ta başladı diye bir başlık yazıyla bu olayı bu şekilde anlattık. Geminin geçmişini, başına gelenleri ve elimizde 106 yaşında böyle bir tekne olduğunu ve bunun içinde bir imeceyle bu tekneyi bir halk hareketi olarak toparlamak istediğimizi ve bağışlarla bu gemiyi bir anıt anıt gemi, bakın tekrar söylüyorum, müze gemi değil, anıt gemi formatına sokmayı düşündüğümüzü açıkladım. Ve ilk toplantımızda bir grup oluşturuldu tabii. Bu grup 7 kişiydi başlangıçta. Daha sonra gönüllüler çıktı. 15 kişiye kadar büyüdü. Bunun adını da Kartal İstimbotu'nu Kurtarma ve Yaşatma Platformu dedik. Benim başkanlığımda toplandı. İlk toplantımızı yanılmıyorsam Haziran 2017 gibi yaptık. Levent Akson çok kıymetli. Bir kere baştan söyleyeyim. Levent Akson olmasa bu gemiyi fiziken bir araya getirip tekrardan bir anıt gemi şekline sokmamız mümkün olmaz. Burada bir daha vurgulayayım. Bu geminin, bu romorkörün gemi müzesi olarak veya gemi olarak önemi Türkiye'deki kurtarılan en yaşlı romorkör olması. Yani 107 yaşında bu kurtarılmış oldu. Peki diyeceksiniz, eski teknesinden, eski malzemelerinden bir şey var mı? Çok zor. Tekne formu kesinlikle korundu. Ama üst yapısı, ağaç yapısı, bazı şeyler tabii ki değiştirmek zorundaydı. Çünkü başka türlü korumak mümkün değildi. Çok yaşlı bir tekneydi. O zamanki görüntüsünün hemen hemen aynısı yapıldı elimizdeki fotoğraflardan. Çünkü planı yoktu. Burada da çok kıymetli gemi inşacılar çalıştı. Ama dediğim gibi teknenin ana formu, omurgası postalarıyla oynanmadı. Dolayısıyla bu teknenin gençlere vereceği şu mesaj çok önemli. Bence bu tekneden 3 mesaj çıkar. Birincisi halkın imecesiyle yapılması. Yani Donanma Vakfı biliyorsunuz 1909'da kuruldu, 19'da kapatıldı. O sayede pek çok gemi alındı. Birinci hareket budur, halkın gemi alma hareketi. İkinci hareket 1965'te kuruldu, 1987'ye kadar. Kıbrıs'ı onlar sayesinde aldık, Kıbrıs Barış Harekatı. Vakfın topladığı paralarla yapılan kabaca 40 çıkarma gemisiyle o zafer kazanıldı. Üçüncüsü de bence Kartal İstimbotu'nun imecesi oldu. Yani halkın destekleriyle yapılan bir gemiydi. Bunu da birinci ders olarak bunu koyabiliriz. İkincisi direnişi gösterdi. Yani 107 yaşında bir tekne ölmemeye direniyor, batmamaya direniyor. Neticede tarihin ve talihin hazırladığı yer ve zamanda bir takım insanlar çıkıyor. Bir asır sonra bu tekneyi kurtarıyor. Ve bir asır sonra Atatürk'ün bu sözünü sarf ettiği, bir asır sonra da geldikleri gibi giderleri Türk halkının aklına kazıyor. Yani Kartal İstimbotu demek geldikleri gibi giderler demek. Bir kere burada öne çıkarılması gereken gençler için mesaj bu. Ve gelin 15 Mayıs 1919'a, yani 13 Kasım'la 15 Mayıs 1919 arasında yaşananları düşünelim. Kapkaranlık bir ülke. Tutuklamalar başlamış, baskılar başlamış, ordular tevhis ediliyor. Gemiler zaten perişan halde. Kamaları sökülmüş, kazanları kapatılmış ve Mustafa Kemal bir saat gibi kararlarını veriyor. Neticede malum işte 19 Mayıs'ta Samsun'da direnişi başlatıyor. Ama bu direnişi mümkün kılan ve bu direnişi hızlandıran en önemli etmen İzmir işgalidir. Bunu da buradan gençlere söyleyelim. İzmir işgal edilmese
Mustafa Kemal'in İngilizleri karşısına alarak, sadece İngilizleri karşısına alarak Türk halkını seferber etmesi kolay olmazdı. Ama Churchill'in de dediği gibi en büyük hatamız Yunanları Anadolu'ya çıkarmak oldu diyor. Çünkü Türkleri diyor öldürsen de zincirlere de vursan Yunan boyunduru altında asla yaşamazlardı diyor. Ve hakikaten bu büyük bir enerjiyle neye dönüştü? Milli Kurtuluş Savaşı'na dönüştü. O bakımdan geldikleri gibi giderlerin verdiği en önemli mesaj odur. Bu teknede de onu gördük. 107 yıl sonra bu sözün hatırlatılması için Türk halkına, bakın bu enteresan, 107 yıl sonra bu söz tekrar herkesin gündemine geldi. Geldikleri gibi giderler. Demek ki Türk halkı özüne güvenecek. Daima bağımsız olduğunun farkında olacak. Hiçbir hegemonun bir kölesi, bir kolonisi, bir emir eri olmadığını bilecek ve bunlardan ders çıkaracak. O bakımdan Türkiye 100 yıl sonra yepyeni bir döneme girmiştir. Bu dönem Mavi Vatan'ın, Türkiye'nin deniz politikalarının, deniz jeopolitiğinin öne çıktığı bir dönemdir. Bu dönemle tabii ki Mustafa Kemal'in bu sözü söylediği geminin gündeme gelmesi de kaderin ve bence tarihin çok ama çok özel bir buluşturması. Bunu da buradan vurgulayayım. Evet, gelecek açısından umutlu olmamız lazım. Türkiye denizlerini 100 yıl sonra yeniden keşfediyor. Mustafa Kemal ilk bunu keşfetmişti ama araya büyük bir boşluk girdi. Bu boşlukta Türkiye'nin tabii ki Atlantik sistem içinde jeopolitik bir yer alması, Atlantik sistemin Türkiye'nin denizcileşmesini, Atatürk'e yakınlaşmasını istemeyişini de burada tabii ki vurgulayalım. Türk gençliği yeni dönemde iki şeye bence çok sarılmalı. Bir, denize, denizciliğe, mavi vatana önem vermeli. Çünkü geleceğimiz burada. İki, Atatürk'e dört elle sarılmalı. Yeniden ayağa kalkışın ve yenilmezliğin sembolü olan Kartal İstimbot'u restore edildiği Tuzla'daki Çiçek Tersanesi'nde düzenlenen törenle deniz kuvvetlerine teslim edildi. Kartal İstimbot'u anıt gemi olarak Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nin bahçesinde sergilenecek. Atatürk'ün 1918'de kullandığı ve üzerindeyken düşman gemileri için geldikleri gibi giderler dediği Kartal İstimbot'u restore edilmiş, deniz kuvvetlerine teslim ediliyor. Çok önemli bir ana, tarihe tanıklık ediyoruz. Abi gördüm. Bir ülkenin kaderine, geleceğine gümbür gümbür damga vurmuş Kartal İstimbot'u. Yıllar sonra bulundu, röneve edildi. Büyük mücadele verildi ve çok kıymetli Kartal İstimbot'unu kurtarma ve yaşatma platformunun çok değerli üyeleri büyük bir emekle onu hayata geçirdiler. Bu İstimbot'un devir teslim töreni için buradayız. Kartal İstimbot'unu Türkiye'ye kazandıran platforma ve değerli desteklerine, Türk millet adına şükranlarımızı sunuyoruz. Atasının geldikleri gibi giderler dedikleri gemiye, şimdi ona saygıyla, sevgiyle güzel evlatlarımız Türk sancağını Tokay'a gitmek için görevdeler. Kartal İstimbot'un kurtarılması için yapılan çalışmalardan
gazete haberleriyle ve çalışmalarda yer alan değerli büyüklerimiz vasıtasıyla tanışmıştık. Türk gençleri olarak bot ve daha az taşıda anlam dile getirmek için komisyonda yer alan arkadaşlarımız ile birlikte çalışmalara başladık. Şanlı Kurtuluş Savaşımızın ilk kıvılcımı Samsun'da parlamadan çok önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlılığının, ileri görüşlülüğünün, milli mücadele aşkının ve Türk milletine güveninin en büyük simgelerinden olan o zor şartlarda bile vazgeçmeyi hiç düşünmediğini gösteren geldikleri gibi giderler sözünü söylediği Kartal İstim Botu'nun anıt gemi olarak simgelediği büyük değerin korunması için çalışan ve geleceğe bir bottan daha fazlasının kalması için emek verenlere teşekkür ve milletlerimizi sunarız. Bizler de Gemi Mühendisleri Odası olarak bu anıtın bilinirliğini olabildiğince arttırmak için elimizden geleni yapmak istedik ve bu kısa filmi hazırladık. Geldikleri gibi giderler sözü benim için en çok Atatürk'ün Türk milletine güveni simgelemektedir. Giriştiğimiz büyük işlerde milletimizin yüksek kabiliyeti ve yüksek sağduyusunu başlı rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur diyen bir liderin halkına olan büyük güvenini ne kadar zor şartlarda olursak olalım asla unutmamalıyız. Yine Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bu memleket tarihte Türk'tü, halde Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. Atatürk'ün geldikleri gibi giderler sözünü söylediği, o tarihi anı yaşatmaktan ve geleceğe aktarmaktan duyduğumuz mutluluğu belirtmek isterim. Bir milletin kurtuluş umudunun ve inancının simgesi olan Kartal İstim Botu'nu unutulmuş halde bulan, tamir edilerek bir anıt gemi halinde milletimize kazandıran, başta Kartal İstim Botu kurtarma ve yaşatma platformu üyelerine, ayrıca projeye destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Odamıza bu değerli çalışmayı kazandıran Sosyal Etkinlikler ve Fotoğrafçılık Komisyonu üyelerine emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.